ettin ne biliyor musun? Neden yaptığını biliyor musun? Ben annenin Yasin'in evini çektim buraya gösterdim ya. Ha. Ondan kadın burnundan soluyor. Doğru. Sen çok doğru yaptın, çok haklı yaptın. Olsaymış. Ben de ne yaptım biliyor musun Sevil Hanım? Yönetmenim, şu Yeşim'in mutfağını çektim. Ha. Gösterin de izleyelim Allah rızası. Ha. Şimdi Yeşim, ev nasıl çekilir? Ben sana şimdi evi göstereceğim. Bak şimdi. Nasıl çekilir? Havalara bak. Şuna bak. Sanki parası yok. Benim... Yine girmiş evime ya. İçimde kaldı. Ben de dedim bak şimdi benim evimi çeker mi oraya? İki tane şeyim var. Onu çekmiş. Şu hale bak ya. Şu hale. Hale bak öyle mi? Allah'ını seviyorum. Sen çek çek. Şu ben sana vereceğim tavayı biliyorum. Benim evimde böyle bir tava gösterseydi, çekseydi ya. Orada bir çekilebi görmüş. Şuna bak sen şimdi. Bak. Allah'ını seviyorsan şuna bak ya. Şu pisliğe bak Allah aşkına ya. Pisliğe. Ha, pisliğe. Çekilirsen görürsün şimdi. Yeşim bu o ne? Tavalar ne? Bu ne? Ne oluyor anlamadım ben. O onun ne olduğunu çok iyi biliyor aslında da. Bak. Niye böyle bir şey yaptı şimdi? Hayır. Ya. Yeşim. Beyan öksüz. Bak bir şey söyleyeceğim. Önyargılı olmak istemiyorum ama bekar evi gibi duruyor farkında mısın? Ben size hemen onun cevabını da vereceğim ama ilk önce bir hesaplaşayım. Bak 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 hiç haberi yokmuş gibi etrafına bakıyor. Ben seni duymuyorum. Bu kaçıncı uyarışım seni acaba? Duymuyorum. O tavalar sana tanıdık geliyor değil mi? Benim evimi çekip getiriyorsun ya buraya. O tavaların ne olduğunu sen iyi biliyorsun ama. Ben bilmiyorum senin kullandığın tava dedi. Gülme hiç sen onun ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Bilmiyorum. Neymiş? Çok iyi biliyorsun. Bilmiyorum. Benim, neymiş hayır. Bize de söyleyin. O tavaları. Bilmiyorum. Ne tavası o? Bilmiyorum. Madem öyle. O tavaları ben atmak için köşeye ayırdım. Tamam mı? Onlar benim kullandığım tavalar bile değil. Kendisi bana dedi ki atma kızım ben bunları kullanırım, yenirletirim, parlatırım, kullanırım dedi. 10 senelik tava var bende. 10 yıllık. Dışında bir tane yağ lekesi var mı? Aynı yeni almış gibi. Sen bak bakayım bundan sonra evime girebiliyor musun? Bundan sonra evinde kalıyorsun. Servisle geliyorsun. Ben seni daha da getirmiyorum. Oo. Ne yapıyorsan yap. Daha benden bu kadar pes yani. Sen kimin arabasına kimi bindirmiyorsun? Babanın evinden mi gittin o arabayı? Bak yine evet, babanın evi. Babamın evinden getirdim. Babanın evinden bir arabayla geleydi. Sen binmezdim. Mi verdin parasını? Binersem namerdim. Ha. Sen benim oğlumun arabasına beni bindirmiyorsun. Senin oğlunun hayret değil. Yani. Bizim arabamız. Sen bunu hala öğrenemedin. Asıl senin anan binmesin. Anan. Aa. Ben bindirmem benim oğlumun arabasına seni. Sen anan ne diyorsun ya? Kızın anasını karıştırma konuya. Bak şu anneleri karıştırıp durmayın. Bak, ama bak. Ben geriliyorum artık şu annelerden. Sıyır, altına bak. Araba al, bilmem. Siz karıştırıyorsunuz, karıştırmayın. Siz karıştırıyorsunuz tamam ikide bir. Anan. Götürmüş arabayı. Bu nedir ya? Her sıkıştıklarında yok ananın eve, yok bilmem neyin. Ananın evinde var mıydı, babanın evinde var mıydı? Sen gel gelinini burada rezil et, ondan sonra vay canım gelinim, vay güzel gelinim. Plan öyle her zaman işlemez işte. Kendi böyle sağdan soldan bir şey toplamayı çok sever. Burada bir şey gördüğü zaman bile aa şunu eve götüreyim mi der. Bana da aynısını yaptığı için aa kızım dur sen onları atma ben eve götürürüm tamir eder kullanırım dedi. Her geldiğinde de diyor ki dur atma ben bunları götüreceğim. Bir şey söyleyeceğim neden kendi dikiyor evde dikiyor? Miyase, bunu aslında buradaki herkesin tahmin etmesi çok kolay. Tabii ki cimriliğinden daha ucuza mal etmek için evde kendi. Bir şey söyleyeyim mi? 40 yıllık kumaşı bile var evde. Ben bile görünce böyle şok oluyorum. Ya bu ne anne? Bunu sakın dikme, yapma. Sırf onun için söylüyorum. Hayır, ben bunu önceden almıştım. Ay 3 liraya, 5 liraya aldım. Yapacağım bunu diyor. Ben o kadar antrenmanlıyım ki cimri insanlara. O yüzden bana o kadar da böyle absürt gelmedi. Ben de bir tane tam örnek var. Cimrilik konusunda dünya rekoru kırmış diyebilirim. Kim olabilir bu? Tabii ki de dünya markası Beyhan Öksüz. Kendisi halılarını halı yıkamaya vermeyip ne yapmış olabilir sizce? Ne yaptı? Ne yaptı? Ay nasıl bir yol bulmuş olabilir bir Beyhan Öksüz? Balkonda mı yıkadı? Sadece izleyin ve bana katılıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Bence sadece izleyelim. O zaman konuşalım üstüne. Pes dedirtecek bir videoyla karşınızdayım. Yani bir tek bana mı tuhaf geliyor bilmiyorum ama. Ne yaptım? Görüyor musunuz şu anda? Kilimi karda mı yıkıyor? Temizlemeye çalışıyor. Bir halıcıya vermiyor. Kardan tasarruf yaparak.
kilimlerini bu şekilde temizliyor. Hem de tarla yıkıyor, tarla. Gerçekten bende mi sorun var ya? Bu normal mi yani şimdi? Ya saçmalama, normal bir şey olur mu bu? Gerçekten ben artık yıldım ya. Hayır, bazen benim evimde de bu tarz şeyler yapıyor ya, yapmaya yelteniyor. Apartmandan, siteden ben şikayet alıyorum ya. Alırsanız tabii, karda halı yıkamak ne demek ya? Bak gene başladı. Efendim? Sen ya Allah aşkına, sen benim peşimde mi geziyor? Bak ben... Ne zaman arkamı dönsem bir vukuatla karşılaşıyorum. Ya Yeşim, sen biliyorsun bana ne kadar çok su parası geliyor. Su parası çok gelmesin diye, karda boşa gitmesin diye halı yıkadım. Senin derdin ne sen ya? Sen bende yaşıyorsun, sana nasıl fatura geliyor? Oo. Sana fatura gelmemesi lazım. Beyhan teyze, kar boşa gitmesin mi? Kar boşa gitmesin mi? Kar boşa gitmesin, hallarını yıkadım, ne var? Yemin ederim ya, doğana gibisin. Ne var? Doğana gibisin, her şeyden tasarruf ediyorsun maşallah. Kız, Yeşim, şu ne bir şey ısıtma var, küresel mi, müresel mi ne? Ha. Ondan haberin var mı? Su yok, su. Yalnız ısınma değil, küresel ısıtma. Bir anda bak. Yavacık tasarruflu ol, Allah rızası için. Bir anda kültür yumağı oldu ya. Bir tasarruf yapacaksan evdeki suyunu kısarsın. Karı bu şekilde halılar içine sokup yıkamaya çalışmak nedir ya? Beyhan Hanım, sen neyi koruyordun, anlayamadım. Bir anlatsana. Gezegeni koruyordum, gezegeni. Haberin var mı? Aa. Küresel ısınma diye bir şey var, biliyor musun sen onu? Küresel ısınmanın ne olduğunu biliyor musun sen? Ha, biliyorum tabii. Ya, küresel ısınma, şey yaptıkça sular yok. Ama kar yağdı, barajlar doldu. Kar yağdı. Ne var bende karda halı yıkasam, ama karda, ne olur? Karda halı yıkandığı zaman ya nasıl hasta onu olacaksın Allah aşkına. Ne hasta olacağım? Tertemiz, mis gibi. Mikrop yok, bir şey yok. Vallahi siz bir şey bilmiyorsunuz. Ama su olmayınca. Kolyenin dünyanın parasını veriyorsun şu kolyeye. Ya ne yapacağım benim kolyemi ya? Kolyesi önünde kaldı. Kolyesi önünde kaldı. Allah aşkına sen ne yaptın sanıyorsun? Yani Beyhan Hanım, sen tuhaf tuhaf işler yapıyorsun. Şuna dünyanın parasını veriyorsun şunlara. Sen bunu kırdın, Tuhafı muhabı bırak, sen bunu bakın, kırdın. Bakın, ona dünyanın parasını veriyorsun ama tutuyorsun halıyı karla yıkıyorsun. Hiç hoş bir şey değil. Nazara geldi Beyhancığım, nazara kırıldı. Nazara geldi. Oysa ki uydurma takmaydı, demek uydurmaydı bu. Benim kolyemi yaptır getir. Bu uydurma takmışsın bunu, o yüzden elimi vurduğum anda düştü. Benim hiç suçum yok. Hayır. Evet, hiç benim suçum yok. Taşımadır. Hayır, ben kolyem isterim. Hayat Hanım, yok, bir şey veriyorum. Söyleyebilir miyim? O kolyeyi bir verebilir misin bana? Ben vermem, bana verdim. Az bir bakacağım ayarı var mı diye, ya altı mı diye. Ya bak, ayarını bu yaşlarım için rencide edemem. Ben rencide edemem, hayır. Kızlar nasılsınız? İyi, seni sormalı. İyi, sen nasılsın? Valla gördüğünüz üzere benim keyfim yerinde. Kayınvalideme yaptığım şeyler artık işe yaramaya başladı. Evde B12'yi dayıyorum. Sudoku bile çözdürüyorum artık, bir şeyleri gördüğünüz üzere sürekli unutuyor ya. Unutmaması için baktım somon momon yemiyor. Burada da denedim de. Başka şeyler yapıyorum. Böyle onun zihnini açacak şeyler deniyorum. En son ceviz ağacı yedirecek. Ne yedirmişsin galiba? Aynen aynen. Bayağı işe yarıyor benim yaptığım şeyler. Faydasını görüyorum, o yüzden devam. Böyle devam. Bugün kızım, seni bulamadığında nasıl ağladığını göreceğim ben seni Yeşim bugün. Ya mesele bulup bulamaması da değil de, benim şu anda keyfimi sen bile gerçi bozamazsın da. Tabii. Ben... Kaç yıl sonra çeyrek aldın? Niye kıskanıyorsun? Tebrik ederim Yeşim. Niye tebrik edeyim, o beni tebrik ediyor mu? Yaren şans aldın deyip geçiyor. Ben ne zaman tebrik etmedim? Etmedin. Ben hep ediyorum da bence sen duymak vallahi istemiyorsun. Vallahi hiç kusura bakma Yeşim, hiç lafının üstünden yağ gibi çıkmaya çalışma. Yok asla. Yaren, ben takdir etmesini gayet biliyorum. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Vallahi Yeşim, çeyreği yani aldın ya, çeren çözülmüş. Seninki vallahi gibi. Bence bakalım. O sende oluyor sanki ama. Yok. Biz o şey ışıkları sende görüyoruz. Baya baya böyle bir çeren açılmış yani. Beyhan teyze seni buldu ya bir gün. Bir gün buldu bak, bir Yaren, gün. Yaren bak, kıskanıyorsun. Daha kaç gün var? Kıskanıyorsun ama o kadar belli etme ya. Bir şey söyleyeyim mi? Kıskanacağım en son kişi sensin burada. Bak Zehra bile değil, sensin. Zehra bile derken niye, hayır? Rakiplerin ya, niye şey yapıyorsun? Ya onun kadar bile değilsin. Anladın ya, sen zaten o masaya gelene bir bileniyorsun kendi çapında. Vallahi o bana bilenmiş de.
Hadi bence bakalım. Öyle bir şey yok. Sen kendi kendine gocunuyorsun yani. Bence sen bayağı kafaya takıyorsun beni. O yüzden her seferinde beni kıskanıyorsun. Yok, bana falan zaten takıksın. Yani çok belli oluyor da. Ha. Diyorum ya sana, en son kişi sensin burada. En son. Seni kayda alabilecek en son kişiyim ben yani. Ya, o kadar belli oluyor ki beni nasıl kıskandığın. Bu Yaren ne diyor? Yaren 30 tane bilezik aldı, biz çenemizi açmadık. Bir çeyrek aldı diye çeyrek aldın, çenez açıldı. Yaren ne? Bu açar, normaldir. Yaren. Onun susu yani bilmiyor mu? Yani Yaren'dir, normal. At, yani açar çenesini. Sıkıntı sus, yok. Sus, susu bilmiyor. Hiç çenesi durmuyor Yaren'e. Savunulacak bir tarafı yok, ben savunmuyorum yani. Nasıl savunmuyorsun sen kendini? Yok, ben artık gerçekten burada sadece yarışmak için yarışıyorum. Ben Yaren'e savunulacak bir tarafı yok, savunmuyorum. Ya Yaren, sen böyle konuşuyorsun da. Heh. Biraz önce neler yaşandı, hiçbir şeyden haberin yok. Ne yaşandı? Vallahi aslında o kadar da ben şaşırmadım da. Heh. Yani beni sevmeyen insan olduğunu da düşünmüyorum. Ya da ben konuşmayayım. Zaten gizli saklı bir olay da değil. Heh. Muhakkak görüntü bir şey vardır. Evet, bir yönetmenimden ben rica edebilir miyim? Varsa ben bir izlemek istiyorum. Yeşim, canım. Bir dakika, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Buyur. Bunu kimse yokken hani kimse duymadan söylemek istiyorum. Geldiğin günden beri zaten konuşmanla, tavrınla, adaletinle, oturmanla, kalkmanla beni zaten gerçekten çok etkiliyordun. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Bak, senin gibi bir gelinim olsaydı benim zaten sırtım yere gelmezdi. Aslında sen beni neler hissettiğimi, çok neler evet, şeyimi evet biliyorsun. Aha. Ya böyle düşünmeniz de gerçekten beni çok mutlu etti yani. Yani aslında ben senin gibi bir gelin hayal ettim ama favorim de sensin. Bak, bu zamana kadar hep Yaren'i buldum. Bugün dönüş yaptım, fark etmişsindir. Dünkü bundan sonra evet, biraz şaşırdım. Açıkçası ben de şaşırdım yani biraz. Yani bundan sonra size hep artık anlatmak istediğim de buydu yani. Artık bundan sonra Yeşim'cim, seni bulmak için mücadele vereceğim. Seni tabağını bulduğum anda 5 vereceğim. Yaren'e yani, haksızlık olmuyor mu öyle de yani? Beni bulacaksınız ama. Yaren benim kıymetimi bilemedi diyelim. Ben seni her zaman zaten takdir ettim. Teşekkür gerçekten ederim. Sevdim. Yani her zaman da söylüyorum dilimde de, hatta dün de kulaklarını çınlattım. Sen artık bu saatten sonra benim gerçekten manevi gelinimsin. Ay, ben seni sarılmak böyle güzel. Ay, teşekkür canım ederim. Güzel kızım. Bir de anlı. Ay, inanmıyorum. Bir tane. Gerçekten görüşürüz. Ben teşekkür kendine ederim. İyi bak. Çok sağ olun. Her zaman başın sıkıştığında yanındayım. Ay, teşekkür ederim ya. O kadar şaşırdım, yani şaşırdım derken şaşırmadım çünkü benim kayınvaliden böyle bir gidiyor kafası, bir geliyor kafası. Merak etme, o kafası gidecek, sana bir vermeye devam edecek hayatım. Ya sen hayır, bana bir versin ya da vermesin ama gerçek karakterimin ne olduğunu bak, beni... Bak, diyorum sana işte. Gerçekten o kadar iyi çözümlemiş ki. Bak, ben şu anda zerre takmıyorum. Ha, sinirlendim mi? Sinirlendim seni kandırmasına. Çünkü benim kayınvalidem diyorum ya sana, bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Yerinde değil. İşte gerçek yüzünüz ikinizin de ortaya çıktı ya, dün. Ya ben onun niye böyle yaptığını biliyorum ama istediği kadar şey yapsın umurumda değil. Bak, gerçekten söylüyorum. Yani beni bunlarla kandıramaz. Bana nispet yapıyor şu anda. Ben bunları yemem. Sen yani, de kandıysan buna. Yo, ben bak orada sen duymadın galiba. Yine şunu da söyledim. Dedim ki Yaren'e haksızlık olmuyor mu? Ben bak, gördüğün üzerine hani diyordunuz ya eteklerine kapanıyor falan. Ben altın dilendim mi? Puan dilendim mi? Gördün bak, mü? Sana diyorum ki şu an bana garezinden sana böyle yaklaşıyor. Ha. Sana Aslı'ya bilmem ya, benim neye. Benim için çok ama şey değil. Ama düşmez kalkmaz bir Allah onu bir öyle bir düşürecek ki bir gün bak görürsün. Ben sadece şu anda Yaren'in yanında yabancı bir yarışmacıyım. O zaman niye çünkü yarışıyorsun? Neden? Bizim hakkımızda her şeyi yapıyorsun. Sana bilezik vermeyeceğim. Sen beni bulma artık. Şöyle böyle diyen gelin yanında olmamın bir anlamı yok. Senin bu Yeşim'e yanaşmana inanalım mı? Vallahi inan. Çünkü ben sana başından beri Beyan Hanım diyorum. Yani ha, gerçekten Yeşim'i kim yetiştirmişse çok güzel yetiştirmiş. Yani çok adaletli, çok iyi bir kız. Helal olsun. Gerçekten insanın böyle bir gelini olsun, arkasında dursun, asla sırtı yere gelmez. Yeşim de beni seviyor, Yeşim de beni tutuyor, Yeşim de benim arkamda. Çünkü Allah'ım benim yaşadığım adaletsizliği o kızcağız da üzülüyor. Ve biz karşılıklı böyle birbirimize sempati besliyoruz. Bu kadar. Şöyle bir şey var, ikinci torun olursa lütfen gidin, başlarını bekleyin, bu doğru bir şey evet değil. Arkadaşlar son dakika. Son dakika. Ne oldu ya? Sürpriz bir gelişme var. WhatsApp hattımıza gelmiş.
VTR Beyhan Hanım'la ilgili. Allah. Aa, Beyhan Hanım'la ilgili. Ne yaptın yine? Aa. Şok. Vallahi Beyhan VTR'n çıktı, bilmiyorum, kurban oldum. İyi, ben de çok, şu anda çok merak ettim. Ben de bir şey getireyim. Hemen izleyelim bakalım neler olmuş. Beyhan abla değil mi bu? Abla kaç para bunlar? 60 lira. Soğanı 60 lira. Nerenin soğanı? Amasya'nın soğanı. Soğanı. Tamam abla, kolay gelsin. Zaten bundan şüphelenirsen başka verelim. Siz hangisini beğeniyorsanız gösterin. Evet, sen hangisini beğeniyorsan. Teyze, sence? Bu soğan çok güzel ama. Tamam, bunu alayım ben. Olur. Tamam, bunu ben alayım o zaman size. Tamam. Şöyle ödemesini yapayım, buyurun. Bir dakika, şimdi ben sana 40 lira vereceğim. Tamam, alayım ben sayın izleyeni. Şaka mısın? Beyhan, ne yapıyorsun sen? Kız, bu ne? Ticaret yapıyorum. Kız, sen buraya VIP'lerle geliyorsun. Ticaret yapıyorum. Ticaret yapıyorsun? Evet. Ay. Bizim niye haberimiz yok? Her şeyi sana söylemek zorunda mı? Sen zaten bir işler çevirdin, ben kız, de. Kız, bugün şey kaynanalar diyorum. Odasına soğan dağıtmadın mı memleketten geldiğince? Ben orada kız, meğerse bize o Amasya soğanı diye kandırdın mı kız sen onu? Kendin mi satıyordun kız halden alıp? Ben Amasya soğanı satıyorum. Bir tır soğan getirdim. Açıkçası ben videoyu biliyorum. Şaka gibi. Sen getirdin değil mi? Hayır, ben gördüm videoyu. Bana attılar. Nerede gördün? Senin komşun attı. Tamam mı? Ben yine de vicdanlı oldum. Dedim ki neyse, çözeriz bir şekilde. Üstünü kapatırım. Buraya göndermiş. Buraya kadar gelmiş, evet, ama. Evet, göndermiş. Ben bir şey yapmadım. Çünkü tanınan bir yüz. Bugün belki fark ettiyseniz kendimi zor tuttum söylememek için. Soğan muhabbeti getirdi. Buraya kadar getirdi. Tut yeşim dedim. Ya bulaşma, karışma artık. Yani bezdim artık. Bu konuları konuşmaktan bezdim. Sen her seferinde böyle şeyler peki çıkarıyorsun. Ay ay ay, gelişmelere gel, gelişmeler. Bir son dakika gelişmesi daha. Ya. Bu videoyu yollayan kişi Sucu Rıza. Rıza abi. Telefon hattımızda. Rıza ay, Bey. Alo. Alo. Hattımızda mısınız? Evet, duydum. Merhabalar. Merhaba. İyi yayınlar. Çok son teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz ya Rıza Bey. Teşekkür ederiz. Bir iyilik yapmışsınız bize. Tabii tabii, teşekkür ettiniz. Beyhan Hanım'ın videosunu yollamışsınız da siz tanıyor musunuz Beyhan ablayı? Evet evet. Mahalleden alışveriş yaptığımız bir ablamız. Hatta Muhittin abi falan tanırım. Yeşim yengeyi. Hepsini tanırım. Allah sana akıllı fikir versin beni. Hiç başka bir şey bulamadın mı? Rıza Bey, sadece bu mahalle arasında soğan mı satıyor, yoksa ara ara patates, domates, biber'e dönüyor mu? Ticaret yapıyorum diyor çünkü. Ya Songül Hanım, ben Beyhan ablayı ev hanımı olarak biliyordum. Sonra soğan arabasının arkasında görünce şaşırdım. Sonra gittim peşinden, hiç bana bakmadı, oralı olmadı. Görmezden geldi beni. Sonra dedim bir videosunu çekeyim falan. Çektim. Sonra Yeşim yengeye gösterdim gördüğüm zaman. Dedi tamam dedi, bu benim kaynanam dedi. Sen var ya sen. Dedim beni tanımazdan geldi falan dedim. O zaman dedi rica etti benden, bunu şu WhatsApp numarasına yollar mısınız diye. Kanalın WhatsApp hattına yolladım ben. Yeşim de. Hanım mı rica etti? Evet evet. Aa. Oho. Seni patlatan gelinmiş. Hayır, ben dedim ki ben artık karışmıyorum dedim. Siz göndermek istiyorsanız WhatsApp hattından hani gönderebilirsiniz. Ha, yolu gösterdim. Ha, ben karışmıyorum. Ben yolu gösterdim ama ben karışmam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çünkü sana bir dakika, sana bir dakika. Ne yapıyorsun sen? Ya bir saniye, sen? Ya bir saniye, bir dakika. Buyurun. Ha, hemen sürerim. Rıza Bey. Efendim. Senin hiç mi işin gücün yok da benim peşimde dönüyor? Senin hiç mi aklın yok la? Soğanı nereden aldın? Kendi tarlandan mı yoksa halden mi? Kendi tarlandan. Kendi tarlandan, tamam. Hayır, hangi işçiler topladı? Sen işçi bile tutmuştur. Ben işçi tuttum. Abimin yanına yardımcı tuttum. Ondan sonra bir tır soğan geldi. Abim gelin kapıda ya, ben mahsus da oradan parayla soğan aldım eve. Bunlar bilmesin diye. Efendim Rıza Bey, buyurun dur. Beyhan ablaya ben müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Beyhan abla, bak ben bu soğanın da patatesin de piyasasını bilirim. Bu senin sattığın fiyattan satarsan elinde kalır, çürür onlar. Ama sen soğan ucuza mı yedi? Sen biraz pahalı satıyorsun. He, sana ne benim soğanımdan? Ben seni düşürdüğüm için o dedim. O ne ya, abla, yani Amasya soğanı ucuza. Ben sattım soğanı, bitirdim, haydi gel. Yok yok, ben şimdi burada açıklıyorum.
senin inadına ne kadar bir kamyon mu? Hepsine hayır için dağıtıyorum. Bak bakayım satabiliyor musun, satamıyor musun? Burada diyor ya. Bakar mısın? Kayınvalide diyor ki borcum harcım var, onu yapacağım, onu toplayacağım, satacağım. Gelindeki paraya bak. Bir kamyonu alıyorum, hayrıma satıyorum. Kız kayınvalideye yardım etsin o zaman. Emekli maaşım yetmiyor diyor ya. Söyleyin bakayım. Oğlundan haftalık kaç para alıyor? Bir de haftalık. Ha, Beyhan. Haftalık. Beyhan. Söyle. Bak bak bilgiler geliyor, bak bilgiler İnkar geliyor. İnkar etmeden söyle. Kız apartmanın var mı senin? Ne? Apartmanın var mı? Duymaz şimdi. Var. Benim inen yaptılar mıydı o apartmanı? Hayır, niye senin borcun harcın var, kurban olduğum? Ha? Benim param... Ayrıca bunu yapabilirsin, bunda bir sıkıntı yok. Ha. Namusunda, şerefinle almışsın, satıyorsun, bunda hiç problem yok. Ama diyorlar ki zaten ihtiyacı yok. O ne? Atlıyorsa altından fazla bir şey çıkar. Para göz mü çıkarıyor? Ha. Tamam. Ya bir şey de merak ediyorum. Sen şey o işçilerin parasını verdin mi? Borcu değil değil mi? Soğanı sattıkça veriyorum işte. Ha, ben işçilerin parasını duruyor değil mi? Lira, çuvalı 60 lira. Kız getireydin, keşke ben de alaydım ya. Çok beyaz soğan var. Soğan vallahi. Vallahi böyle kırmızı soğan. Nasıl biliyor musun? Kırmızı soğan. Böyle. Kız çok lezzetli diyorlar bak. Kırmızı soğan. Kız getireydin bir çuval, keşke ben de getireyim. Ben sana getireyim yarın. Oy senin ağzını yerim ben. Yarın getireyim. Vallahi bir sıktım. Rıza Bey çok teşekkür ediyoruz. Rıza Bey gözüm görmesin. Gözüme de koymayın mahallede. İyi yayınlar Songül Hanım. İyi yayınlar Beyhan Rıza abla. Rıza'cığım muhbirliğin için, işbirliğin için çok teşekkür ediyoruz. Gelin bir mutfak. Düşüreceğim beni. Gelinin mutfakta izleyicileri. Böyle bir şeyler olursa biz hemen WhatsApp üzerinden yollayın ki. Tabii yollasın. Eva bak geldi ama. Kötü olmadı yine yani. Bunun işi. Bu aslında uyanık, yakın mahallelerde çatmaz. Çok renkli bir kişilik aslında. Kızdan çok namuslu, şerefiyle işini yapıyor. Ay niye gizliyorsun? Ya. Yapmak istiyorsa hobi olarak. Kendi aranızda ama ben cumartesi şey Pendik'e gittim. Pendik'te soğan sattım. Ya artık dol taştım ya. Taştım. Yani burada olay zaten bence sen şuna kızmadın Yeşim. Yine gizli kapaklı Beyhan teyzenin bir şey yapmaları. Bak şu an arkasına aldı insanları. Konuyu değiştiriyor, ben farkındayım, tamam mı? Hiç öyle savunmaya geçme, borç konusunun üstünü kapatıyor. Mal benim, mal benim, araba benim. İstersem oraya yuvarlanırım. Sen benden mal esirgiyorsuna getiriyor konuyu. Halbuki işin şu kısmını anlamıyor. Ben gayet verdim, beraber kullanıyorlardı yani. Oğullarımızın, evlatlarımızın, gerçi ben kendi adıma konuşuyorum ama şimdi Beyhan adına da konuşuyorum. İliğini, kemiğini erittiniz. Sen ne diyorsun? Kaynanan sen ne diyorsun? Senin evdeki kıyafetlerini cümle alem bir gör. Yönetmenim verir misiniz? Kıyafetimden verir sana misiniz? Ne? Bak görsün cümle alem. Seni ne ilgilendiriyor? Görsün. Arkadaşlar şu çantalara bakar mısınız? Bakın. Aynı ya, renkten belki kaç ya. Tane var. Oğlumun paraları nerelere gittiği belli. Ya yok bakın, artık. Bakın. Şuraya bakın, aynı çantalar. Olmaz böyle. Bakın. Şu pantolonlara bakın. Hep aynı renk. Neymiş efendim? Biri kadife, biri dar paça, biri bol paça. Yazık. Şunlara bakın. Bakın. Sanki dersin ki bana dükkan açıyor. Bak etiketler üstünde daha. Hiçbirini de çoğunu üstünde görmedim ben. Gitti oğlumun paraları, gerçekten gitti ya. Pes böyle geline. Bitmedi. Şuraya bakın. Ah gelin, batırdı oğlumu. Bakın arkadaşlar, bir insanda bu kadar ayakkabı neye lazım acaba? Bu gelin benim oğlanı iflas ettirir yakında bu gidişle. Ne bu şimdi yani? Ne yapmaya çalışıyorlar bugün ikisi? Sevilay Hanım, benim şu anda kıyafetimi, çantamı, ayakkabımı göstermemde bir problem yok. Hepsini de çekmemişsin zaten. Onu çekemedim, da anlamadım. Geleceğim diye korktum. Git kendi kıyafetlerini çek. Seni benim kıyafetlerim neden ilgilendiriyor? Görsünler. Bu kadar benim kıyafetlerimle ilgileniyorsun? Tamam Yase, bir dakika. Hadi onlara dedim, daha önceden almış da olabilirsin. Giymiyorsun zaten, hiçbirinin üstünde görmüyorum. Para da olmuyor, giyeceğim de. Cumartesi günü gene bir sürü şey aldın. Alırım. Niye alıyorsun? Almam, bu seni neden ilgilendiriyor? Paraları gidiyor oğlumun. Para benim. Tamam mı? Nerede senin oğlum? Para benim, zevk benim, kıyafet benim. İster alırım, ister almam. Bundan sonra sana ne alırsan bana da olacak. Benim kıyafetlerim sizi ilgilendirmez Sevilay Hanım. Kendinize gelin lütfen.
Arasına bitti. Geçen de gördünüz. Küçücük çiçek, şeye kocaman çelenk. İyi yapıyor. Sen mi doğurdun onu, ben doğurdum. Bence hepsi çul çaput yani. Zevk de yok. Bu kadın niye sana sürekli özeniyor, senin şeylerine takmış kafayı? Ya bir şey soracağım. Yani canım, ağzını senin... açık izliyordun çul çaput deliklerini. Hayır, senin özenini bu kadar izleniyor. Her kadının dolabında olacak şeyler değil mi bunlar kızlar? Neresi abartı? Ya bir tane gülle bile doymuyor. Neymiş efendim? 101 gül, 41 gül. Oo. Bitirdi bitirdi çocuğu. Gösteriş. Gösteriş seviyor zaten ben gösterişi. Anlamadım. Gerçekten sevdiğini öyle söylüyor. Bir de ama şey ama çok kayınvalidesi azıcık bir şey istesin, onu da elinden alıyor, kendi anasına veriyor. Keşke fırsatım olsa da ben de Yeşim'in dolabını çeksem. Geçen gün daha 6 kapılı 2 tane dolap aldı oğlum. Ben aldım onu da gene. Kıyafet dolu. Aynı. Çanta bir sürü. Siz niye bu kadar karışıyorsunuz? Bir saniye Nurhan'a, ona da cevap vereyim bak, aklıma geldi. Dün 650 liralık bir şey için barbar bıçağı. Yani oğlunuzun parası mı gidiyor? Kimin parası? Bize bir şey olunca annen bunu yaptı. Bir araba için, araba. Ya? Yeşim kaç tane araba yedi? Ne olurdu ki birazcık vurmuşum. Hayır, orada haklısın. Ne olur, ne olur. Bize gelince annen şunu yaptı, annen bunu yaptı. Kendilerine gelince alsın alsın doldursunlar, alsın alsın doldursunlar. Ama bu şimdi hak mı?